Bugün de sizlere Antalya ilimizin şirin, asude bir bölgede bulunan ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Elmalı, Toros Dağlarının böyle bir çanak yaptığı bölgede, yüksekliği denizden yüksekliği 900 metre civarında olan hoş bir yer. Sanki yayla. Burada bundan önceki programlarımızda sizlere Ömerpaşa Paşa Camii'ni ve Manavgat'ta Ömer Paşa'yı anlatmaya çalışmış idik. Bugün yine aynı Ömer Paşa'nın caminin avlusunun bir kenarına yaptırdığı medreseyi anlatacağız. Ömer Paşa Medresesi adı. Bu medrese 1616'larda yapıldığı gibi bir kayıt var. Ama ihtimal ki nasıl cami işte 1606 dediler, 1610 dendi, daha yukarı bir tarih dendiyse camiyi anlatırken de bu ihtilaflı şeyleri söyledim. Demek ki tam hakiki kayıtlara ulaşamadı veya vakfiyesine ulaşılamadı olabilir. Bu da aynı tarihte camiyle beraber yapılma ihtimali kuvvetli üstelik de burası bir cami ve medrese olarak değil bir külliye olarak yapılması yine kuvvetle muhtemel e, bu külliyenin bir imareti olması lazım çünkü bu medrese talebesi bir yerde yemek yiyecek hocası yemek yiyecek camide görevli olan bugünkü gibi bir imam bir müezzin bazen izin zamanında bir tek imama veya müezzine kalıyor bazı yerlerde camilerimiz mecburen izin kullanıyorlar tatil mevsimlerinde bilhassa. O zaman öyle değildi. Buralardaki görevliler miktar itibariyle de temizlikçisi ayrı, müezzini ayrı, işte çeşitli aşı şerif okuma eğer vakfiyede yazıldıysa onu okuyacak kişiler ayrı olurdu. Medrese Osmanlı'da <laughs> Selçuklu'dan beri devam eden, hatta ta Karahanlılardan beri devam eden, İmam-ı Gazali Hazretleri'nde Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nde efendim müderrislik yaptığında biliyoruz. İlimle yerler. E, i̇nsan ilimle inancıyla diğer canlılardan ayrılır. Karganın bile bildiği bazı şeyler var ama bu artık genlerinde olandan dolayı cevizi bulup kıramayınca çıkıp yukarıdan atıyor. Ama bu konuda ilmi yok. Atılan şeyin kırıldığını biliyor. Nasıl kırıldı? Kaç gramlık bir kuvvetle düştü aşağıya? Ne kadarlık bir hızla düştü aşağıya? Bunların hesabını yapamıyor. Allahü Teala ilim tahsilini insanlar için insana has olarak yaratmış. Öyleyse bugün ya ben ilim milim anlamam kardeşim karnımın doyduğuna bakarım derse insanlar yanılırlar. Çünkü ilim bizim nasibimizde var. E bu nasibimizde kullanalım efendim. Bize ayrılmış tahsisatımız var. Bu tahsisatı kullanmıyoruz. Onun yerine başka şeylerle uğraşıyoruz. Onun için de İslamiyet'in kabulüyle beraber hani İslam'ın ilk emri malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, ilk gelen vahiy ilahi oku. Allah'ın ismiyle oku. Şeklinde buyuruluyor. Dolayısıyla bizim okumamız lazım. Okumak için de ilmimiz olması lazım diyerek Karahanlar ilk medreseleri kurmuşlar. Daha sonra Büyük Selçuklu Devleti zamanında bu medreseler geliştirilmiş. Niye? Çünkü bir erbabı devlet adamı olmuş. Sultan Alparslan zamanında daha sonra da Melikşah zamanında zirvesine ulaşan hizmetleri Nizamül Mülk Hasan Tuğsi Hazretleri rahmetullahi aleyh, birdenbire kendi parasıyla dokuz medrese birden kurmuş efendim. Bağdat'ta, Basra'da, bugünkü e, Taşkent, Semerkant, Buhara gibi yerlerde, Nişapur'da dokuz tane medrese. Büyük para harcamış. Zaman zaman da devletin hazinesinden de bu harcamaları yaptırmış. Şikayet etmişler Sultan Melik Şah'a. Efendim demişler bu vezir 300 bin altın harcadı bu medreseleri yaptırmak için. Yazık değil mi yani taşa toprağa para yatırılıyor. Neymiş yani başka yerde de okuyabilir insanlar falan gibi. Siz bize bu parayı tahsis etseydiniz komutanları söylüyor efendim Sultan Melik Şah'a. Biz Konstantiniyye'yi fethederdik efendim diyorlar. Yani İstanbul çoktan alırdık. O hadis-i şerifin müjdesine de kavuşurduk. Sultan Melikşah babasından aldığı terbiye ile bilgilerle bir şikayette karşı tarafı da dinleme alışkanlığı vardı. Onu görev sayardı. Birbirini şikayet etti miydi? Şikayet edilen de çağırır dinlerdi. Bugün öyle değil ki efendim. Birisi şikayet edildi beni kim şikayet etti? İyi de senin şikayet edecek bir şeyin var mıydı acaba? E varsa tabii ki eder adam. Ha, yok da ettiyse zaten o şikayet olmaz, iftira olur. Dedi ki böyle böyle ne diyorsun sen? Nizamül Mülk öyle bir anlattık efendim. Bunun zaruretini, lüzumunu, gereğini gençler için söylüyorum. Dedi ki sen devam et tahsisatını bu konunun artırdım. Devam et bunları açmaya. Ve bugün halen şu dönemde Osmanlı'nın kuruluşunda kaynak olarak alınan her türlü ilimde sadece dini ilimlerde değil her türlü ilimdeki kaynak olarak alınan kitaplar işte Nizamül Mülk'ün açtığı medreselerde yetişen alimler tarafından yazılmıştır. Evet. Kaynak olmuştur. Niye? Allah için yapıldı efendim. Allah için yapılan iş sağlam kalıyor. Şimdi burada ki medresede Elmalı'da bulunan medreselerden birisi. Elmalı çok büyük bir yerleşim merkezi değil ama bir rivayette burada 14 tane medrese varmış. 14 üniversite. Bu medreseler bir tek kitap okuturdu okuttuğu kitaba göre de Osmanlı zamanında medreselerin adı olurdu. Tecrit medreseleri denirdi. Tabii o kitabı okuyuncaya kadar, onu okuyacak, anlayacak duruma gelinceye kadar alet ilimleri denilen, Arabi Farisi, alet ilimlerinden, denilen sarf, nahiv gibi buna benzer 20'ye yakın ilmi öğrenmesi lazım ki o kitabı okuyabilsin. Yoksa getir, sen bugün kaç kitap okudun? Bir kitap bitirdim hocam. İyi de ilmi müsait miydi o kitabı anlamaya? Yoksa okumuşun kitabı, yüzde doksanlı cümlelerin manasını anlayamamışın. Ben kitap okudum, okudum. Öyle olmaz. Yani ya Osmanlı medresesinde bir tane kitap okutuluyormuş. Şimdi bizim üniversitelerimizde ne oluyor bir sınıfta? Altı kitap, yedi kitap okutuluyor. O da çok değil yani. Ondan sonra sınıf atlıyor. Bir 6-7 kitap daha okuyor. Yani yüzlerce ilimi aşağı kademelerde almış gelmiş oluyor. 14 medreseden. Bugün maalesef bir tanesi kalmış. O da ayakta kalmış. Kalan da, şimdi ben merdivenlerinde duruyorum. Arkamda da giriş cümle kapısını görüyorsunuz. Merdivenler 7 basamak falan. Bu kadar gömülmüş medrese. Yani iki tarafta medresenin duvarları toprağa gömülü duruyor. E tabi burası rutubet almaz mı? Alır. Bunun mutlaka şu seviyeden itibaren kenarların açılması, içerisinde kütüphane, bugün ilçe kütüphanesi, halk kütüphanesi. Burada birçok eser var, kıymetli eserler de var. Bunların bir kısmı zaman içerisinde Ankara'ya götürülmüştür. Oradaki kütüphanede muhafızcı denmiştir. Kütüphanelerden kitap naklinin bence durdurulması lazım. Hangi kütüphaneden hangi kitap geldiyse onun yerine iade edilmesi lazım. Taş yerinde ağırdır efendim. Bugün ulaşım imkanlarımız var diye İstanbul'un bütün kitaplarını tarihi kütüphanelerdeki birkaç tane kütüphaneye taşımak bence uygun değil. Semtlerde kurulacak yeni kütüphanelerle herkesin neresindeyse o hangi medresenin kütüphanesi, hangi caminin kütüphanesinin kitapları ise onları orada bulundurmak lazım. Oran insan da kolayca kitaba ulaşsın. Efendim internet var, o var, bu var. Olabilir, bunlar da olabilir ama kitap kitaptır. İnternet var diye bu kitapları meydanlara yığıp da Hülagu gibi, Bağdat'a yaptığı gibi efendim yakacak değiliz ya efendim. Şimdi geçelim içeriye, biraz da adedi bilgiler verelim efendim. Şu anda Ömer Paşa, Ketenci Ömer Paşa medresesinin içerisindeyiz. 12 odalı. Bu medresenin Osmanlı medreselerinden bir farkı e, dershane odası buraya düşünülmemiş. Öyle görünüyor. Görüntüye göre söylüyorum. Kayıtlarda da buraya bir parmak basan olmamış. Zannederim caminin avlusunda olduğu için tıpkı Yenişehir'deki medrese gibi Bursa Yenişehir'deki medrese gibi cami avlusundaki medreselerde efendim daha ziyade dershane odasını caminin harim kısmı gibi düşünmüşler. Ee, ona göre yapılmış. Burası ilçede halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Bilgisayara geçmişler gördüğünüz gibi buralar hep olduğu gibi bilgisayar dolu çocuk kısmı ayrı, büyüklerin çalışacağı yerler ayrı. Yani çocuk derken öğrenci kısmı ayrı diyelim. 40 tane bilgisayar sistemini getirmişler. Bunları görünce insan iftihar ediyor. Kültür Turizm Bakanlığı bu konularda çok güzel atılımları planlıyor ve yaptırıyor. Çok da iyi oluyor, faydalı oluyor. Efendim, gençler buradan bilgili olarak yetişebiliyorlar. Her tarafı kitap dolu, 31 binden ziyade kitap var. Küsüratı var da artık küsüratı söylemiyorum. 595 adet el yazması eserler vardı. Tabi bunların muhafazasında maalesef zamanımızın getirdiği bazı güçlükler var. Bundan 400 sene önce yapılan bu medresenin kitapları var mıydı? Vardı. Bunları korumak için Demir kapılar arkasından kilitliyorlar mıydı? Kitlemiyorlardı. Bugün ise biz böyle el yazması eserlerimizi, çok kıymetli çinilerimizi, buna benzer insanların yani o kırılası elleri uzatarak zarar verecekleri şeyleri kat kat demir ve kilitler arkasına hapsediyoruz. Bunun için de burada başına bir iş gelmesin diye Konya'daki Bölge yazma eserler kütüphanesine gönderilmiş. Tabi bunların ne kadarı bilgisayar ortamına aktarıldı bilemiyorum. Ee, İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi yazma eserlerinin büyük bir kısmını bilgisayar ortamına aktardı bildiğim kadarıyla ve insanlar araştırmacılar kendisi internetten oraya ulaşarak çok cüzi bir ücretle de istediği sayfaların çıktısını alabiliyorlar. İnşallah Konya böyle bir hale gelmiştir de ben bilmiyor olabilirim. Ama gelmediyse de gelmesini tavsiye ederim. İşte burada bu mütevazi ilçede böyle bir kültür merkezi kurmuş olan başta Ketenci Ömer Paşa olmak üzere Buraları yapan, imar eden mimarlara olsun, ustaları olsun, ameller olsun, hepsini burada rahmetle anıyoruz. İyi bir işte kullanılıyor. Ülkemiz genelinde binlerce caminin yanında yine binlerce de kütüphaneler ve medreseler yapılmıştır. Bunların, bu medreselerin bazen, bilhassa İstanbul'da görüyoruz, yapılış maksadının dışında yani çay içme yeri, kahve içme yeri, halıcı dükkanı falan gibi şeylere tahsis edildiğine üzülüyoruz. Madem ki burası bir ilim yuvasıydı, yine ilim yuvalığına buradaki gibi devam etmeli. En uygunu da kütüphane yapılmasıdır. Böylece İstanbul gibi, Bursa gibi büyük tarihi eski başkentlerimiz olan şehirlerdeki medreselerin tamamını Sem Kütüphanesi yapma imkanımız var. Hiç olmasa tarihi bölümde. Bunu bu şekilde değiştirelim. Akselde başka etkinliklere falan da bunun kullanılması bazen zararlı da oluyor. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Elmalı'daki çekimlerimiz devam edecek. Bundan sonraki programlarda yeni yerlerde buluşmak üzere hoşça efendim.